Bu süreci Aristo aynı anda düşünür zaten. Yani bir şey bir yandan oluşurken, o şey olmaya girişirken bir yandan da o şey olmaktan dönüşür, çıkar. Aynı, bu süreç aynı anda gerçekleşen bir süreçtir. Bunun nasıl olduğu sorusuna geldiğimizde iki tane enteresan, şimdi burada o bazı ayrımlar yapacak. Benim anlatımımda bazı noktalarda Aristo'nun orijinal anlatımından sapacağım. İki tane enteresan kavram atacak oraya. Bunlardan bir tanesi Poye'in. Poye'in. Diğeri de Pasquet'in. İki tane fiil bunlar. Bir tanesi genel olarak Poye'in, ki poiesis biliyorsunuz yapmak etmek. Ya da poetri de buradan bu kökten geliyor. Yapmak. Ya da ben şimdi ne diyeyim? Türkçe'ye biraz uysun diye şuradakiyle birlikte. Nasıl söyleyeyim? Doğrudan doğruya yapmak ama edimlemek mi diyeyim? Güzel bir laf bulmuştum geçen gün ama bugün bakın aklıma geldi. Peki yapmak diyeyim. Şimdilik daha iyisi aklıma gelirse söyleyeyim. Yapmak. Açık ve net bir şekilde. Pasquet'in ise aslında yapılana maruz kalmak demek. Biliyorsunuz patos lafı da bunun isim hali. Yani poiesis, bu poie'in isim hali. Eylem demek olan. Daha doğrusu bu eylemek, buldum işte. Eylemek, bu da üzerine eğlenilmek. Yani aslında tek bir hareket söz konusu. Tek bir hareketin İki boyutu var. Dolayısıyla bütün metin boyunca, bütün bu tartışmalar boyunca durum kendini şöyle ortaya koyacak. Bu ikisi ayrışamazlar, ayrılamazlar. Şimdi Aristo bazen üzerine eğlenilmeden de eğlenebileceğini söyleyecek. İşte bu noktada ben burada Aristo'nun söylediğinden biraz sapma ihtiyacı hissedeceğim. Fakat Gosia'nın yani bizim töz diye çevirdiğimiz şeyin, yani aslında bu şeyin tamamen bu sürece tabi olan, dolayısıyla yapan, eğleyen ve üzerine eğlenebilen şey olduğunu da söyleyecek. Hatta yani bir şey daha ekleyeyim buna. Maddeden diyecek, ben bunu anlıyorum. Bakın burada aslında bizim modernlik boyunca bu madde ve ideal arasında kurduğumuz İkiliği parçalayan bir yaklaşıma girecek. Madde atomlara falan dayanan, yani gene de ne olursa olsun bir töz olarak tamamen kendi içinde olarak var olan bir şeyden kaynaklanmaz diyecek. Madde dediğimiz şey etkileyen ya da eğleyen ve eğlenilen şeydir diyecek. Şimdi burada ikinci bir kavramı da ortaya atmak istiyorum. Çünkü bu eyleme ve eğlenilme halinin ortaya çıktığı şey Usia ile eş anlamlı değil ama gene o şeyi kastetmek için kullandığı ikinci bir kavram daha var. Bunlar kavram olarak birbiriyle eşit değiller ama işaret ettikleri şey anlamında aynı şeyden bahsediyor olabilir. Sadece ele alış, yani analiz düzeyi değiştiği zaman bu şeye bazen Usia, bazen de öbür terimle hitap edeceğiz. O terimde hipokaymenon. Şimdi hipokaymenonsa hani şuraya yazmıştık ya sub iectum diye. Aslında sub iectum hipokaymenon dediğimiz terimin eski Yunanca terimin Latince çevirisinden başka bir şey değil. Yani bu da hipo ve kaymenon. İki sözcükten oluşan bir sözcük ve altta yatan demek ve bizim bugün Yunanca metinleri çevirirken özne diye çevirdiğimiz şey aslında bu şey. Şimdi bu eyleme ve üzerine eğlenilmenin usiyeyi oluşturan şey olduğundan süreçten bahsetmiştik ya, bu eyleme hali ve üzerine eğlenilme haliyle ilişkisi içinde Usia dolayısıyla altta yatan şey olarak ortaya çıkacak. Yani
özellikle burada Nietzsche'nin de çok vurgulamış olduğu ki bu Paskey'nin Pathos isim hali, Pathos'un da Almanca çevirisi affekt. İngilizce çevirisi bazen şaşırtabiliyor insanı. İngilizce çevirisinde çünkü affekt dediğimiz zaman daha çok duygular, hisler anlaşılabilme eğilimi var. Hayır, bu esas olarak etki demek. Zaten bu sözcük, bu pathos ya da çoğulu pater sözcüğü aynı zamanda bizim bütün bu çevirilerde karşımıza çıkan şeylerin attribute'ları, predikatları ya da nitelikleri diye isimlendireceğimiz sözcüklerinde eski Yunanca orijinali olmuştur. Yani şeylerin etkilenmeleri ya da etkilemeleri şeylerin ne olduğunu belli eden özellik haline geliyor düşüncenin için. Dolayısıyla bir şey daha ekleyeyim. Şeylerin etkilenmeleri ya da etkilemeleri olanaklılığı ancak başka şeylerle ilişkisi içinde mümkün olabildiğinden bu şu demektir. Şeylerin kendi içinde, ki Aristo uzun yıllar böyle yorumlanmıştır maalesef, şeylerin kendi içinde özellikler olmaz demektir. Bu mesela bizim tartışmamız için çok önemli olacak. Yani şimdi elimizde şöyle bir şey var. Bu şey vurduğum zaman ses veren bir şey. Üzerine oturduğum zaman ağırlığımı taşıyabilecek bir şey. Arkasına oturduğum zaman üzerinde bir şeyler yazabileceğim düzlükte olan bir şey. Ama farkındaysanız bütün bu özellikler ben onunla ya da o benle belli tarzda bir ilişkiye girdiği zaman söz konusu oluyor. Bu şu demektir. Bu özelliklerin hiçbirisi, felsefe dilinde buna predikatlar denir. Predikatlar da ikiye ayrılır. Bir, bu şeye içkin predikatlar. Aslında bütün predikatlar genel Batı tarihi düşüncesi içinde, İslam da buna dair, şeylere ilişkin olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla ama şeyler bazı predikatlarını içinde bulunduğu koşullar nedeniyle alırlar. Bazı predikatları ise o şeylerin olmazsa olmazı, o şey olma hallerini belirleyen predikatlar olarak düşünülür. Şimdi bu ayrımı bile tehlikeye atacak bir yere doğru gideceğiz ki bu ayrım çok yerleşik bir ayrımdır. Yani Spinoza'nın falan da dilinden düşmeyen, bugün maddecilerin de materyalistlerin de dilinden düşmeyen en temel ayrımlardan bir tanesidir. Mesela maddenin şekli rastlantısal bir özelliği olabilir ama ağırlığı ya da kütlesi rastlantısal bir özellik olamaz. Ağırlık ya da kütle özelliğini çıkardığımız zaman madde niteliğini kaybederiz. Yani, Erdoğan Hocam, bu affekt diye çevirdiğiniz şeyde şöyle aslında ilişkili olabilir mi? Duygu, düşünce, davranışın etki ve tepki bağlamında bir ilişkisi vardır ve duygularımız aslında düşünceleri ve onlar da davranışı oluşturan bu alanda bir ekol de var. Yani bilişsel terapiler bunun üzerinde, bilişsel davranış terapiler. Orada da etkileyen ve ardından da bir şeye, bir sonucu doğuran bir şey olarak da konumlanması ilişkili geldi bana. Tabii tabii. Ne dersiniz, hani onu o yüzden çevirmişler olabilir mi ya hocam? Hatta bu yaklaşımın çok şeysi, yani Türkçe'de çok, mesela Ulus Baker'in tezi de, gerçi Ulus Baker'in izlediği hatta yerleşik olarak duygular sosyolojisi diye çevrildi Türkçe'ye. Orada da yerleşik olarak öyle kabul edilir. Hatta arkadaşlarla da tartıştık bu doğru mudur değil midir diye. Fakat Aristo'nun bu yaklaşımının kuvveti ve kudreti ya da beni cezbeden tarafı şudur. Bizim modernlik çerçevesinde klasik olarak kurduğumuz idea ve madde karşıtlığını anlamsız hale getirir. Yani bir yanda idealistler, mesela Platoncu idealizm, işte idealar, formlar vardır. Madde bu formların, nasıl söyleyeyim, kalıpların daha doğrusu mümkün olmayan bir şekilde tek bir maddeyle doldurulmasının, yani o kalıpların verdiği biçim sonucunda ortaya çıkan tezahürlerle dolu bir dünyada yaşarız. Bu şimdi şöyle bir yaklaşım. Yani bunun orta çağ versiyonu biliyorsunuz gerçek dünya öte dünyadadır. Biz bunu da zahiri bir dünyanın içinde yaşarız. Bütün bu dünya gelip geçicidir. Esas dolayısıyla yatırımımızı da öbür dünyaya yapmamız lazım. Platon'un önerdiği de şöyle bir şey. Yani formlar dünyası diye bir dünya var. Hani biz ruhumuz bedenimizle birleşmeden esasen orada var oluruz.
Dolayısıyla formları bilebilmemizin yolu da bedenle birleştiği zaman ruh, formların bilgisini unuttuğundan yeniden hatırlamak olur. Yani anamnesis sürecine gireriz. Bunun aslında psikanalizde de biliyorsun yani serbest çağrışım yoluyla konuşmanın bu hatırlatmaya yardımcı olacağı yönünde bir yeri de var aslında günümüz şeyler açısından. Şimdi öbür tarafta da yani kökenini bu Deiküpküs ve Demokritos'un öğretisinde bulan maddecilikte daha sonra hani en kendisini somut olarak Marksizm içinde gösterdi. Ki mesela Althusser'in materyalizmin yeraltı akıntısı diye tanımladığı yani bir materyalizm tarihi yapmaya çalıştığı bir metni var. Orada mesela Hobbes'u özellikle metafiziği değil de fiziği yazarken ki Descartes'i falan gibi insanları maddeci olarak gösterir. Birkaç düşünür daha var. Machiavelli gene maddecidir falan. Fakat kendisine Spinoza maddecidir. Bunları kendisine yani en çok Marksizm, yani Alman idealizmi dediğimiz yerde ve ondan ayrılan ve onu reddediş olarak ortaya çıkan Marksizm içinde buldu ve bunu nasıl söyleyeyim size 19. yüzyıl boyunca ve ondan sonra 20. yüzyıl boyunca bu ayrım kendisine oturttu. Yani şimdi Aristo'nun halbuki madde anlayışı hüle tabiri doğrudan doğruya madde diye çevrilir. Madde anlayışı doğrudan doğruya var olan, hele hele kerameti kendinden kendi içinde var olan bir şeyi işaret etmez. Tamamen ve tamamen bir etkileme ve etkilenme sürecine işaret eder. Yani etkilenen ve etkileyen bu iki eylemlilik durumunun olduğu her yerde bir maddileşmeden, şeyleşmeden bahsedebiliriz. Şimdi bundan bahsettiğimiz anda zaten bize artık şeyin kapısı açılmış olur. Yani şeylerin varlığını verili varoluşlar olarak düşünmek yerine tarih içinde yani zamanın akışı, ilişkiselliklerin akışı içinde biçimlenen şeyler olarak düşünmenin olanaklığı açılır. Bu nereden çıkmıştı onu da söyleyeyim. İşte bu Lacancı, postyapısalcı tartışmalar falan. Konuda zaten o yıllarda temel odaklanma noktamız aslında nesne değil, objektum değil, subjektumdu. Yani özne, öznenin durumu sorusuydu. Şimdi postyapısalcı düşünüş, öznenin bütünlüğü anlayışını ki zaten Kant'ta olduğunu söyledim. Olmadığını bunun daha doğrusu, öznenin bütünlüğünün ancak bir zorlamayla anlamanın gereği olarak ortaya atıldığı, iddia edildiği, ne kavrayan düşünürlerden, erken kavrayan düşünürlerden bir tanesi var. Fakat biz 50'li yıllardan itibaren giderek ikna edici bir şekilde yani öznenin kerameti kendinden menkul bir varoluşu olmadığını kavradığımızda bunu nasıl ele alacağımız sorusu ortaya çıktı. Bunlardan bir olası yaklaşım şuydu. Yani özne diye bir şey yoktur. Ya da ikinci bir yaklaşım şuydu, eskiye dönmek ve özneyi insanla bütünleşmiş olarak kavranan, ki farkındaysanız burada yani kelimenin orijinal kullanımında insanla bütünleşmiş falan değil, usya ile bağlantılı olarak kullanılıyor ve usyanın bu etki ve etkilenme sürecine bir zemin oluşturması bağlamında kullanılıyor. Şimdi bunun insanla özdeşleşmesi problemini bundan sonraki kısımda yani bir haftaki kısımda eğer gelirseniz ele almaya çalışacağım. Orada çünkü bunun tarihsel bir problem olduğunu göreceğiz. Şimdi karşımıza işte tarihsel bir problem olarak çıktı ve ikinci alternatif tekrar özneye sarılmaktı. Ama eleştiriler o kadar ciddi ve yıkıcıydı ki bu özneye sarılmak artık tutmuyor yani. Yani dünyaya artık insan öznelliğinin iradesi çerçevesinde biçimlenen bir yer olarak kurmak bugün 21. yüzyılda artık hem teorik hem pratik olarak olanaksız. O zaman ne yapacağız? Şimdi mesela bir yaklaşım öznenin tarihselliği üzerine yürümeye çalıştı. Yani özneyi elinde tutarak ama ya da modern özneyi elinde tutarak modern öznenin tarihselliği problemini ortaya koymaya çalıştı. Ki yani dille biçimleniyor dediğimiz zaman
Zaten bunu bu şekilde ele almak zorundaydık. Bir başka yaklaşım, benim tercih edeceğim yaklaşımsa şöyle oldu. Yani buna özne demeyelim. Buna az çok biçimlenmiş hipokaymenon anlamında bir benlik diyelim. Bu illa benim benliğim olmayabilir. İnsan bağlamında düşünmek zorunda değiliz bunu. Şeyin az çok Heidegger'in deyimiyle bir süre varlıkta tutunması olarak düşündüğümüz bir benlikten bahsediyorum. Çünkü varlığa geliş ve varlığa gidiş sürecinde içinde olacağından, bu sürecin zaten içinde maddileşmenin dinamiklerine maruz kalacağından daha doğrusu, yani bir az çok toparlanıştan bahsedebiliriz. Bu toparlanış da şu olacak, aslında bu etki ve etkilenimlerin bir araya gelmesinden oluşan bir şeyden bahsetmeye başlayacağız. Yani atomlardan falan değil de doğrudan doğruya olmayan, bu anlamda maddi varlığı olmayan ama maddi varlığın oluşmasına olanak verecek bir şekilde etkileşimlerden oluşan bir maddiyat düşünmeye başlayacağız. Bunun avantajı şu, yani klasik idea ve madde arasındaki ayrımı aşması ya da pratik olarak şöyle söyleyebilirim. Eğer belirli bir düşünce, insan düşüncesi olarak da ele alabiliriz, Orta Çağ'da olduğu gibi Tanrı'nın düşüncesi olarak da eski Yunan'daki kalıp olarak da ele alabiliriz Platoncu anlamda. Belirli bir düşünce başka şeyleri etkileyebiliyorsa o zaman o düşünce maddi varlık kazanmış demektir. Ya da kazanmaktadır. Bir şey olarak varlığa gelmektedir demektir bu. Ya da yani bir madde, maddi varlık olarak şöyle anlatmaya çalışayım. Başka hiçbir şeyle etkileşime girmeyen, yani geri toz tanımına geri döndüm. Başka hiçbir şeyle etkileşime girmeyen şeyle ilgili olarak var diyemeyiz. Artı ne varlığa geldiğini, ne varlıktan gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu avantajı, bu yaklaşımın bu. Şeyi de söyleyeyim, dedim ya usya ve hipokaymenon terimlerinin ikisini de bu şey olarak kullanıyor. Sadece analiz düzeyi farklı. O da şununla ilgili. Yani ben bunu diyelim ki masa ya da bu sınıfla ilişkisi içinde ele alacak olursam o zaman bu sınıf zemin olur ki bu hipokaymenonla ilgili Heidegger'in çok güzel bir çevirisi vardır. Şey der, altta uzanan zemin. Altta uzanan ve üzerinde varlığı toparlayan zemin der. Şimdi bunu bu sınıfla ilişkisi içinde ele alacak olursam o zaman bu sınıf kendisini bu ilişkide hipokaymenon olarak ortaya koyar. Bu elimde tuttuğum silgi de bunun içinde bir usya, bu şey olarak belirir. Fakat bunun bu şey olarak belirebilmesi bu sınıf içindeki bütün diğer şeylerle şu ya da bu şekilde etkileşime girmesi sayesinde gerçekleşir. Mesela şimdi elimde tutabiliyorum. Buraya sürttüğümde buradaki yazıları siliyor. Elimde kaldırdığımda siz görebiliyorsunuz. Masaya bıraktığımda ses çıkarıyor gibi. Ve de bunun belirli bir erekselliği olduğu için bu ilişkiler bağlamında bunu yere atıp tekmeleyerek bir oyunun malzemesi haline getirmiyoruz. Bu şey olma niteliğini bu ilişkisellikler üzerinden kazanıyor. Şimdi bu ilişkiselliklerde meydana gelecek kaymalar bu şeyin bu şey olma özelliğini ortadan kaldırdığında, ne bileyim geçen sınıfın birinde vardı, buradaki tutkal çözülmüş ve şuradaki keçe parçayla buradaki plastik parça birbirinden ayrılmış, artık o şey bir silgi olma niteliğini kaybediyor. Burada Aristo'nun bunu sıradan değişimden ayırmak için önerdiği yöntem de şu, çok kritik bir yer var orada. O da şu, diyor ki peki bunun sıradan değişimden, dönüşümden ne farkı vardır? Sıradan dönüşüm diye anlattığı şey de bu ikincil olan, yani esas olmayan ya da şöyle söyleyeyim, bu şeyin bu şey olarak nitelenmesine olanak vermeyecek olan özelliklerinin değişmesinden mi? Mesela şimdi bu galiba erguvan ya da mor renkli, bu sarı da olabilirdi ama bu hala bir silgi olarak kalabilir. Ne bileyim, şurasında böyle bir etiket olmayabilirdi.
Bu gene bir silgi olarak kalabilirdi. Burada Yıldızlar diye markası var. Bu olmayabilirdi, gene bir silgi olarak kalabilirdi. Ama keçesi olmasaydı, buna da esas özellikler, karakterler, predikatlar diyecek. Keçesi olmasaydı bu bir silgi olma özelliğini yitirecekti. Yani normal sıradan değişimle bir şeyin aynı şey olarak kalması ama değişime uğraması mümkündür diyecek. Buna dönüşüm diyebiliriz. Dolayısıyla bu şeyin bu şey olarak tanımlanmasına neden olmayan özelliklerin değişmesinden bahsedeceğiz. Bir örnek daha vermek gerekirse kendi verdiği örneklerden biridir. İnsan ve kültürlü insan. Şimdi kültürlü insan olması insanın insan olma özelliğini değiştirmediği için ya da mesela genç insan, yaşlı insan. Bunlar insan olma karakterinin belirleyicileri olmadığı için ya da kel saçlı vesaire. Bunlar rastlantısal, kazai özellikler olarak değerlendirildiğinden hala aynı şeyin o şey olarak durduğunu ama bazı özelliklerinin değiştiğini söyleyebileceğiz. Bu onun esas bu şey yapan özellikler değişmeye başladığında da işte o şeyin varlıktan gelme ve varlıktan gitmesinden bahsedeceğiz. Bir örnek de şu. Mesela burada hiçbir şey kendi başına olmadığı için şimdi de bu örneğimde mesela gene onun verdiği örneklerden birisi. Kültürlü insanı bu sefer usya diye alacağım. Yani bu şey olarak ele alacağım. Şimdi mesela kültürsüz insanın kültürlü insana dönüşmesi problemi olarak ortaya koyduğumda aslında bu sürecin kültürsüz insanın varlıktan gitmesi, onun yerine kültürlü insanın varlığa gelmesi olarak anlaşılabileceği de ortada. Şimdi dolayısıyla bu bilginin olanaklılığı ile ilgili ikinci kısım için bu şey olacak. Zaten süremizde doluyor. Bunları da bir yerde bağlayayım isterseniz. Bu etki ve etkilenmelerin ancak ve ancak kendini belirli zeminlerde ortaya koyması, bu zeminlerin etki ve etkilenme süreçlerine maruz kalan zeminler olması nedeniyle zorunlu olarak maddi karakter kazanmaları, o yüzden maddi karakter çok önemli, maddi karakter kazanıyor olmaları Aristo'nun en önemli tartışma noktalarından bir tanesi. Ve aslında bizim gerek usya gerekse hipokaimonon terimlerinin arkasında gözlemlemeye çalıştığımız, bakmaya çalıştığımız şey doğrudan doğruya bunların kendi içinde olmayan varlıklarının nasıl olanaklı olduklarıyla ilgili bir soru. Bir de şeyi söyleyeyim, hipokaimonon olarak ele almak usya bir sonuç gibi gözüküyor bu ilişkisellikler içinde. Hipokaimononsa altta uzanan zemin olarak bütün bu etkileme ve etkilenmelerin bundan ileride özellikle bilgi problemini açarken fark diye bahsedeceğim. Farkların. Çünkü etkilenme ve etkileme olanakları ancak bir farkın ortaya çıkmasıyla söz konusu olacak. Zaten şaşıracaksınız. Hani genel Aristo ile ilgili genel yaklaşımımız bizim. Son tarihte bu adamın varlığı dört elementin üzerine hatta biraz da esprili olarak 5 elementin üzerine oturttuğu söylenir. Fakat bu kitabın yani iki kitaptan oluşuyor bu Genesis Kai Futura. Bu kitabın ikinci bölümünün ortalarına doğru geldiğiniz zaman bu elementlerle ilgili tartışmayı göreceksiniz. Aslında elementlerden bahsettiği, elementlerden şey diye bahsedecek. Phainomena Stoikeia diye bahsedecek. Şuraya bir yere yazmıştım da bir yanlışlık yapmayayım diye bakacağım. Elementleri çünkü karıştırıyorum. Bazen toprak yerine tahta diyesin geliyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi elementler olarak bildiğimiz şeyler, bunların ne diye isimlendirdiğini de söyleyeceğim size. Ateş, hava, su, toprak. Tahta değil. Şimdi bunlara verdiği isim Phainomenos Somasi ya da Phainomena Stoikeia dediği şey. Stoikeia elementin Yunancası bu arada. Yani fenomeni, yani görüntüsü, elementin görüntüsü. Ya da bu ifade buradaki daha iyi. Phainomenos Somasi. Beden kazanmış görüntüleri. Elementlerin
hava, toprak, su ve ateş dolayısıyla aslında elementler değiller Aristo'ya göre. Elementler daha şaşırtıcı olarak, bakayım orada gene güzel bir Yunanca lafı var, Demurgonta diye isimlendirdi. Bizim bildiğimiz dillere yaratıcı kuvvetler olarak çevrilen, Demiurgos biliyorsunuz yaratıcı tanrı demek, yaratıcı kuvvetler olarak çevrilen şunlardan oluşması. Bunların özelliği de birbirleriyle zıt olmaları. Yani birbirleri üzerine etki yapabilen şeyler olmalı. Soğuk, sıcak, kuru ve nemli. Esas yaratıcı kuvvetler bunlar yani. Elementlerin maddi varlıklar olarak ne demiştik? Somasi. Yani bedensel varoluşlar olarak ele almamızın sebebi aslında bu kuvvetlerin birbirleriyle kurmuş oldukları zıtlaşma temeline dayalı ilişkisellikler. Zıtlaşma derken kastettiğimiz polemos. Ve burada hipokaimenon dediğimiz şey bu zıtlaşmaları aslında maddi olarak ya da madde olarak, burada alıntı yapıyorum, zeminleyen şey. Yani belirli bir zeminden ya da özneden, altta uzanandan bahsettiğimizde bunun doğrudan doğruya maddiliğinden ve aynı zamanda üzerinde zıtları ve bu zıtların birbirleriyle problemli ilişkilerini, zıt derken mutlak zıt olmaları gerekmiyor, kuran şey olarak. Örneğin ateş mesela Aristo'nun bu metnine göre sıcak ve kurunun ilişkiselliği sonucunda maddileşen bir şey. Hava sıcak ve nemlinin, su soğuk ve nemlinin, topraksa soğuk ve kurunun ilişkiselliği üzerinde maddileşen bir şey. Burada artık zamanımız da geldi. Son olarak bu konuyla ilgili, yani bu zıtlık problemiyle ilgili, ki zıtlıktan dediğim gibi mutlak zıtlığı anlamamak gerekir. Önemli olan zıtlık dediğimiz yerde bu Poyein ve Paskein, yani etkileme ve etkilenme ilişkisinin olanaklılığından bahsettiğimiz yerde zıtlıktan bahsediyoruz. Heraklitus'tan özür dilerim. Küçük bir alıntı yaparak olayı bağlayayım. İki hatta, ama ikisi de kısa kısa. Bunlar 214 ve 215 numaralı fragmanlar olarak geçiyor. Birincisi, çeviriye bak, kabalığına kusura bakmayın, ayrıca da çırpıştırdım. Savaşın, polemos gene burada, gener, çatışkının, eris, yani adil ve her şeyin çatışkı ve zorunluluktan olduğunu bilmek gerekir. Birinci alıntı bu. İkinci alıntıda ya da fragman, savaş yani polemos her şeyin babası ve her şeyin kralıdır. Bazılarını tanrı gibi, bazılarını insan gibi gösterir. Bazılarını köle, bazılarını özgür kılar ya da yapar. Yani buradaki temel düşünce şudur. Hiçbir şey kendi başına var olamaz ve kazandığı özellikler ya da ne şey olduğu, nasıl olup da bu şey olduğuna ilişkin problem, o şeyin diğer şeylerle ilişkiselliği içinde arandığıdır. Bunun aslında sosyoloji açısından çok somut bir önerisi vardır. Yani hiçbir, sadece sosyoloji değil, doğa bilimleri açısından da somut bir önerisi vardır. Ya da özne, ya da psuhe, ya da ego, ya da dil, ya da bilinç dışı, bilinç vesaire gibi hallerin hiçbiri kendi başlarına analiz konusu yapılamazlar. Ancak ve ancak başka şeylerle ilişkiye girdikleri ölçüde analiz konusu yapılabilirler ve bu şekilde incelenmelidir.